Hünkârım Matrak şu Nasuh Efendi huzura kabul için müsaade ister. Gelsin. Bir gittin Rodos'a dönemedin Matrakçı. Neler getirdin bana hemen göster. Hünkârım. Rodos. Çok büyük bir ada. Çok da iyi muhafaza edilen bir ada. Denizde donanmamız elbet güçlü olacak. Ama savaşı bize lağımcılar ve hendekçiler kazandırır. Kalenin etrafı derin hendeklerle çevrili. Kalenin içinde bizden yana kimseler olmalı. Mevcut hünkârım. Yahudi hekim Solomon ve şövalyelerden Andre ile irtibat halindeyim. İlaveten lağımcıların nereleri kazacağını oraya gönderdiğimiz esnaf takımı gösterdi. Rodos çarşısında 3 aydır tezgah kurdu bizim yiğitler. Mal alıp satıyorlar, muhit de edinmişler. Bizim Venedik elçisi gibi. Havadis toplayıp rapor edecekler. Âlâ. Ne iyi, hepinizi birlikte gördüm. Gelirken sana uğradım. Söyleyeceklerim vardı valide. Hayırlısıyla ne vakit çıkıyorsun sefere? Yakında, az kaldı. Mustafa'm, aslan parçam. Haremim sana emanet yine. Ben de geleceğim sefere. Sümbül baksın hareme. Bundan sonraki ilk sefere birlikte gideceğiz, söz. Zırhımızı giyeceğiz, kılıcımızı kuşanacağız. Daha nice seferlerimiz olacak. Oturun. Söyleyeceklerim var. Hatice'm. Sen de şükür iyileştin. Validem. Eğer iznin olursa. Hatice'min Piri Paşa'nın mahdumu Mehmet Çelebi ile izdivacını isterim. Pek münasiptir. Allah izin verirse sen hayırla dön Rodos'tan, hemen düğünü yaparız. Lakin ben yola revan olmadan nişan yapılsın isterim. Siz hazırlıklara başlayın, ben Piri Paşa ile konuşurum. Sağ salim seferden dönünce de düğünü yaparız. Hatice'm, kıymetlim, senin saadetin benim saadetimdir. Manisa Sarayı'ndaki mutlu günlerimiz gibi. Mustafa'm size sarılmış uyuyor. Güvenli kucağınızda mutluluk bir sağanak gibi yağardı. Bu sarayda ise keder yağıyor üzerimize. Ben bu keder sağanağı altında yapayalnız korkuyorum. İstikbalimizi göremiyorum. Bu keder beni kör etti. Sizden çaresizce benden esirgediğiniz şefkati dileniyorum. İşlediğim kusur için sizden binlerce kez özür dilerim. Yüce affınıza sığınıyorum. Kusur elbet insana mahsus.
Lakin sen beni hiçe saydın. Benim tercihlerimi hiçe saydın. Soframa zehir soktun. Sen bizim aramızdaki hürmeti zehirledin Mahidevran. Piri Paşa'yı çağır bana Pargalı. Divan için mi görüşeceksiniz hünkârım? Piri Paşa huzura kabulünü bekler hünkârım. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun hünkârım. Hayırlı olur inşallah Piri Paşa. Bizi yalnız bırak İbrahim. Ailem benim için çok kıymetlidir, bilirsiniz. Onların saadeti benim saadetimdir. Kız kardeşim Hatice Sultan ise nezaketi ve zarafetiyle kalbimin baş köşesindedir. Onu ancak mahtumunuz Mehmet Çelebi gibi kamil bir gence emanet edebilirim. Hünkârım, bu ailemiz için büyük bir şereftir. Öyleyse Rodos'a gitmeden ilan edelim. Pargalı, gel otur şöyle. Al kalemi eline, yaz. Yavuz Sultan Selim Han Hazretlerinden olma, Ayşe Hafsa Valide Sultan'dan doğma, Hatice Sultan'ı, Vezir-i Azam Pir-i Mehmet Paşa'nın mahtumu Mehmet Çelebi'yi namzet tayin ettim. Yüz bin duka altın mihri muaccel bedeli tayin edilsin. Ağırlıklar hazırlansın. Nişan hazırlıklarına tez başlatın. Hemen hünkârım. Hatice Sultan'a yakışır bir nişan istiyorum Pargalı. Bu kutlu günün sorumluluğu Sümbül Ağa'da. Ama ben seni bilirim. Şeref duyarım hünkârım. Validem. Aslanım geldin, günümü aydınlattın. Gününü daha da aydınlatacak bir havadisim var. Neymiş o? Piri Paşa ile konuştum. Hazırlıklara başlayın, nişanı ilan ettik. Bu ada bana yasak mı? Hünkârım bağışlayın. Engellemeye çalıştım lakin... Tamam Pargalı. Hürrem Hatun. Ben sana müjde vermeye geldim. Bir şehzade daha vereceğim sana. Gebeğim. Allah'tan hayırlısı. Memnun değil misin? Bir şehzade daha geliyor hünkâr. Memnunum. Hem de çok memnunum. Lakin şimdi çalışıyorum. Çekilebilirsin Hürrem Hatun.
Buyurun Hürrem Hatun. Hünkârım, tebrik ederim. Sağ ol Paryon. Tersaneden haber geldi hünkârım. Ne zaman isterseniz gidebiliriz. Yarın uygundur Pargalı. Hayırdır? Yüzün düşmüş. Bir şey mi var bilmediğim? Haşa hünkârım, ben sizden ne saklayabilirim? Mümkün mü? Hocam yazımı çok beğendi. Aferin benim aslan parçama. Al bakalım. Sen memnun musun peki hocandan? Memnunum. Baba, kadınlar nereden ağlıyor? Nereden çıktı bu sual? Gördüm, hep ağlıyorlar. Bizim yüzümüzden. Biz erkekler üzüyoruz bazen onları. Ben üzmeyeceğim kadınları. Annemi de Hatice'yi de üzmeyeceğim. Hürrem Hatun, erken geldin. Mustafa ile oyun oynuyoruz. Mustafa, nasılsın? Bak. Burada sana kardeş. Yine mi kardeş? Sen en büyüklerisin ama. Abi olacaksın. İkisine de yol göstereceksin. Ben anneme gideceğim. O çok üzgündür şimdi. Hayırlısıyla Rodos'tan zaferle döner dönmez düğünümüzü yaparız. Hünkârım, bu saraydaki en muhteşem düğün olacaktır, eminim. Mehmet Çelebi çok mahcup, terbiyeli bir hoca. Bakın nasıl da sığınmış Pargalı İbrahim'e. Çağırın damat Nevzet'i. Nevzet'i mi kaldı paşam? Daha atanmadı mı asil damatla? Ahmet Paşa, bu mutlu, kutlu gecemize şeref verdiniz gelmekle. Lakin adapta kusur olmasın. Thank you.
Hatice Sultan benim hazinemdir. Bahşettiğiniz bu hediye ömrüm boyunca elimden düşmeyecek hünkârım. Siz devam edin paşalar. Bargalı, sen burada kal. Damatla ilgili. Mesut etsin Hatice'm, kıymetlim. Hünkârım. Hünkârım, yangın var, yanıyorlar. Kim yanıyor? Nişanda yangın var hünkârım. Ay yok, yok benim bir tanem. Yok, yok, tamam geçti. Sümbüla, ne oldu? Hünkârım, kimseye bir şey olmadı. Telaş buyurmayınız. Nahıl tutuşmuş, yangın çıkmış. Allah razı olsun Victoria'dan, şehzadelerimizi kurtardı. Yangın gördüm, aldım çocuklar. Ben bilmiyorum nasıl. Ben biliyorum kim yaptı. Senin oğlun yaptı. Söyle, ha? Annen mi esteri yak diye? Çek ellerini, dokunma oğluma. Sen beni zehirledin. Sonra olmadı. Şimdi o... Üzeme Hatun! Kendine mukayyet ol. Al Mehmet'i, odana git. Hürrem, sana odana git dedim. Aslan parçam, geçti. Korkma artık. Ben yangını çıkarmadım vallahi. Kardeşimi korudum, Mehmet'i. Aferin benim kuzuma. Kardeşin nasıl korumuş bakın. Hep böyle ol Mustafa. Kardeşlerini sen koruyacaksın. Misafirler gidiyor. Onlara usulünce refakat edin dahi. Hadi artık herkes dağılsın.